Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'de tahrif olmuş mudur? Bu konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Tahrif, Allah'ın kitabını değiştirmek anlamında. Ve Kur'an-ı Kerim'de önceki din mensuplarının kendi kitaplarında bazı tahrifatta bulundukları, bazı şeyleri değiştirdikleri ifade ediliyor. Mesela Allah-u Teala Hazreti İsa'yı peygamber olarak göndermiştir. Ama günümüz Hristiyanları Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Bu bir tahriftir. Öte yandan Kur'an-ı Kerim وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez buyuruyor. Ama günümüz Hristiyanları Hazreti Adem'in yasak ağaçtan yemesiyle bütün insanların günahkar olduğunu kabul ediyorlar. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Yani neden Hazreti Adem'in günahıyla bütün insanlar günahkar olsun ki? Herkesin günahı kendine yeter ve suçun şahsiliği esastır. Herkes kendi yaptığından mesuldür ve onun hesabını verecektir. Demek ki bazı kitaplarda, kitabın bazı hükümlerinde değişiklikler yapılmış. Kur'an-ı Kerim bunu zaten net bir şekilde ifade ediyor. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةَ amma vadihi, yani onlar bazı kelimeleri yerlerinden oynatıyorlardı diye Kur'an-ı Kerim önceki din mensuplarının kendi kitaplarında değişiklik yaptıklarını bize bildiriyor. Bir de meselenin başka bir yönü var. Bazı kelimeleri değiştirmenin ötesinde kelimeler sabit kalmakla beraber farklı yorumlarda bulunmak ve bu yorumların desteksiz yorumlar olması, işi mecrasından çıkarmak, fıtri seyrinden çıkarmak, bu da bir tahriftir. Ve birinci şekliyle tahrif Kur'an-ı Kerim'de asla söz konusu olmamıştır. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz döneminden günümüze kadar hem ezberlenerek hem yazılarak muhafaza edilmiş ve bir harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Ve günümüzde dünyadaki bütün Müslümanların ellerindeki Kur'an-ı Kerim aynı Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla lafız itibariyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir tahrifin, herhangi bir lafzın tahrifinin söz konusu olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak manada tahrif, manayı eğip bükmek, manayı değişik yerlere çekmeye çalışmak, bu var. Napolyon'un şöyle bir sözü nakledilir. Bana tevil edilmeyen bir söz söyleyin, sizi onunla idam edeyim. İşte bazı insanlar tevil noktasında çok ileri gitmişler ve Kur'an-ı Kerim'in delalet etmediği manaları sanki Kur'an'danmış gibi anlatmaya çalışmışlar. Mesela la ikrahe fiddin, Kur'an-ı Kerim dinde zorlamak yok diyor. Ama bazıları bunu şöyle anlıyor, istediğin gibi yaşa. Bu öyle demek değil. Nasıl ki bir okul kendi talebelerini kontrol eder. Okulun belli bir sistemi, nizamı vardır. Ve öğrencilerini bunu uygulamaya sevk eder. Bu gayet normaldir. Ama okul dışarıdaki insanlara herhangi bir baskı uygulamaz. Şöyle yapın, böyle yapın diye talimat vermez. Onun gibi Müslüman olmayanlara doğrudan Kur'an-ı Kerim'in o noktada bir hükmü yok. Zorla onlar Müslüman yapılacak değil. Ama ben Müslümanım diyenler belli bir kalıba girmekle mükelleftir. İşte din hürriyetini, din vicdan hürriyetini ifade eden bu ayeti, la ikrahe fiddin ayetini başka mecralara çekmek, isteyen istediğini yapsın şekilde düşünmek fevkalade yanlış olur. Mesela bir başka ayette, وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَمْ Yani kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bazıları bu ayet-i kerimeyi yorumlarken, aman ha bir şey yapmayalım, aman ha, böyle fazla aşırı tedbir tarzında bunu anlamışlar. Öyle değil. Allah yolunda cihad etmemek de bir tehlikedir. Allah yolunda vermemek bir tehlikedir. Cihad etmemekle, Allah yolunda vermemekle kendinizi tehlikeye atmayın. Ayet bu manayı bize ifade etmektedir. Öte yandan mesela Kur'an-ı Kerim'de La takrabus salah buyuruyor. Yani namaza yaklaşmayın. Ama devamı var. Ve entüm sükara. İçkiliyken namaza yaklaşmayın. İşte bazıları la takrabus salah kısmını biliyor. Neden namaz kılmıyorsun? Adam diyor ki Kur'an-ı Kerim'de la takrabus salah denilmiş.
Yani namaza yaklaşmayın. Devamını oku denildiğinde o kadar da fazla bilmiyorum diyor. Devamına hafız değilim. Bu işine geleni almaktır. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak bilinmeli, bir bütün olarak anlaşılmalı ve bir bütün olarak da uygulanmalıdır. Yoksa hepimizin mesela ezbere bildiği feveylül lil musallin, namaz kılanlara yazıklar olsun. Buraya kadar söyleyecek olursak cümle bitmiyor. Namaz kılanlara niye yazıklar olsun? Kimdir? Hangi kimseler içindir bu? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazında gafil olanlar. Yani namazında gafil olanlara yazıklar olsun. O anlamdadır bu. Yoksa namaz kılanları Cenab-ı Hak kınamıyor. Bilakis namaz kılınması için Cenab-ı Hak emirde bulunuyor. Bir insan namaz kılmalı ama namazını da dosdoğru kılmalı, düzgün bir şekilde kılmalı. Bu manayı ifade eden bir durumdur. İşte günümüz şartlarında belki de bir takım insanlar Kur'an-ı Kerim'i kendi keyiflerine göre adeta konuşturmak istiyorlar. Bunu şöyle ifade etmeye çalışayım. Bir Müslümana düşen kitaba göre yaşamaktır. Dinin esasları kitaba dayanır, Kur'an'a dayanır. Bir Müslümana da düşen Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'a göre yaşamaktır. Ama bazıları kitaba göre yaşamayınca kendi yaşantılarını kitabına uydurmaya çalışıyor. Kendi yaşantısını bakıyorsunuz çok farklı bir şekilde Kur'an'ı yorumlamak suretiyle sanki İslam öyleymiş gibi anlamaya çalışıyor. Yani diyelim bir tesettürle ilgili ayetler 14 asır boyunca bundan muradın ne olduğu ulema tarafından beyan edilmiştir. Ama günümüzde bazıları çıkıp da yok burada bir farziyet söz konusu değil diyecek olurlarsa bu onların kendilerini de mahcup edecek bir anlayışlarıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim 14 asır boyunca onların anladığı gibi anlaşılmamış. Dolayısıyla koskoca bir ümmet bunu böyle anlarken bazı fertlerin çıkıp da yok bu böyle değildir demeleri elbette herhangi bir hüküm ifade etmez. Kendilerinin anlayışsızlığını ortaya koymuş olur. Daha bu manada baktığımızda bir Müslümana düşenin Kur'an'ı Kur'an'da olduğu şekliyle görmek, anlamak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Elimizde diyelim ayna var. Dışarıda da çok güzel bir saray var. Elimizdeki aynayı saraya tuttuğumuzda dışarıdaki o saray elimizdeki aynada görüntü olarak meydana gelir. Ama aynamız eğer renkli bir aynaysa, diyelim rengi yeşilse yeşil görülür sarayın ve kırmızıysa kırmızı görünür, siyahsa siyah görünür. Yani aynamızın rengi o sarayın şeklini değiştirir. Öte yandan eğer aynamız düzgün değilse, eğri büğrü bir aynaysa bu defa görüntü eğri büğrü bir şekilde meydana gelir. Arapça şöyle bir ifade var. Levnul ma levnu inaihi. Yani kabın rengi neyse içindeki suyun rengi de o olur. Su malum renksizdir ve içinde bulunan kabın rengine göre onun da rengi ortaya çıkıyor. İşte insanlar eğer kendi mahiyet aynalarını Kur'an'a şeffaf bir ayna yapabilirlerse gerçekten Kur'an'da var olanı yansıtırlar. Fakat kendileri eğri büğrüm, doğru dürüst böyle iman esasları kendilerinde yerleşmemiş, anlama boyutları yeterli değil, idrak melekeleri gelişmemiş. Bu gibi insanların Kur'an şöyledir, Kur'an böyledir diye Kur'an hakkında ileri geri konuşmaları zaten caiz değildir. Ortada diyelim bir hasta var, o konuda konuşacak olan doktordur. Etrafta pek çok mühendisler de olsa veya başka alanda söz sahibi insanlar da olsa o hastalık hakkında konuşma yetkileri yoktur. Benzeri bir şekilde madem ki günümüzde ihtisasa önem veriliyor, Kur'an hakkında konuşacak olan kimselerin de belli bir altyapıda olmaları gerekir. Merhum Hamdi Yazır bu konuda şunu söylüyor. Kur'an hakkında söz söyleyecek insanlar en azından Kur'an-ı Kerim'i hareketsiz olarak okuyabilmeliler diyor. Kur'an-ı Kerim'i doğru dürüst harekeli bir şekilde bile okumakta zorlanan insanlar bana göre bu böyle olmalı, bana göre şu şöyle olmalı derlerse bu uygun bir şey değildir. Ancak kimler bana göre diyebilir? İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi, Ahmed İbni Hanbel gibi, bu gibi zatlar, İmam-ı Malik gibi zatlar
ben Kur'an'ı böyle anlıyorum diyebilir. Çünkü onlar gerçekten kapasitesi olan insanlar, altyapıları müsait olan insanlar, müçtehit seviyesine yükselmiş insanlar. Bir doktorun hastalık hakkında bana göre şunu yapmak gerekir demeleri gibi. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında ben böyle anlıyorum diyebilir ve demişlerdir. Ama doğru dürüst Kur'an'ın yüzünü okumasını bilmeyen bir insan bana göre bu zamanda bu böyle olmalı, Kur'an'ın bu hükmü uygulanmamalı diyecek olurlarsa Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmiş olurlar. Kitaba uymak yerine işlerini kitabına uydurmaya çalışmış olurlar. Halbuki bize düşen Kur'an'ı gerçekte neyse ona göre anlamak ve ona göre hayatımızda uygulamaktır. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ı en iyi bir şekilde anlayan ve en güzel bir şekilde hayatında uygulayan bahtiyar kullarından eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.